Teknoanem YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır bir öneri videosu çekmiyorduk. Çok fazla akıllı saat birikti. Hepsinin incelemesini yapayım derken hangi saati almalısınız, hangi fiyat bandında almalısınız ya da kim hangi saati almalı tarzında çok fazla video yapamadık arkadaşlar. Bunun için herkesten özür diliyorum. Ve şimdi bu video hem fiyat bandı olarak arkadaşlar bulabildiğim en uygun fiyatlı ürünlerin sitelerini de araştırdım sizlerle beraber. Hem fiyat bandı olarak hem de hangi ürünü satın almalısınız bir tavsiye niteliğinde bir video hazırlamak istedim sizlere. Çok fazla çekemedik, dediğim gibi çok fazla ürün vardı, incelemelerini yapmakla geçti zamanımız. Şimdi bu son zamanlarda çıkan ürünlerle ilgili ve fiyat bandı ile ilgili arkadaşlar sizlere bazı ürünler seçtim. Bu ürünlerin kime hangi fiyat bandında hitap ettiğini anlatarak sizlere en uygun saati almanızı, en iyi saati almanızı tavsiye edecek tarzda bir video olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu video sadece Apple Watch replikaları üzerine olacak arkadaşlar. Sonraki videomda genel olarak bir akıllı saat önerisinde bulunabilirim. Ancak bizim kanalımızda biliyorsunuz oldukça fazla Apple Watch replikalarına ilgi olduğu için ilk olarak bunun videosunu yapmak istedim. Sadece Apple Watch ve Apple Watch Ultra replikalarıyla ilgili tavsiyelerim olacak. Saatlerimi dizdim. Başlayalım arkadaşlar ilk önce. Arkadaşlar ben fiyat bandı olarak ürünleri 3'e ayırdım. Yaklaşık olarak yani 500 TL'ye kadar olan ürünlerle ilgili tavsiyelerim olacak. 500 ile 1000 TL arasındaki ürünlerle ilgili tavsiyelerim olacak. Ve 1000 TL üzerindeki ürünlerle ilgili Apple Watch replikalarında tavsiyelerim olacak arkadaşlar. Şimdi elimde olan saatleri de size göstermeye çalışacağım. Fiyat bandlarını da göstereceğim. 500 TL'ye kadar, abi benim bütçem 500 TL'ye kadar, bana 500 TL'ye kadar ne önerebilirsiniz derseniz çok fazla seçenek yok arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Mi bantlar bile, yani bir bant, bir bileklik, akıllı saatler bile, yani hoparlörü, mikrofonu olmayan bir saat bile artık 700 lira, 650 lira, 700 lira alacaksanız, eğer 500 TL altında bir ürünü alacaksanız kesinlikle bir ultra replikası arıyorsanız özellikle arkadaşlar, eğer 500 TL, 500 TL altında bir bütçem var diyorsanız arkadaşlar Torima'nın DT8 Plus, Torima bu arada şirket arkadaşlar, 2 yılda garanti verdiğini söylemiş. Hepsi burada üzerinde. Bu arada bu önerdiğim ürünlerin hepsinin linklerini videonun açıklama kısmına koyacağım. Fiyat bandı olarak da görebildiğim en uygun fiyatlı ürünleri seçmeye çalıştım. Çoğunluğu hepsi burada üzerinde. Bir tane de iSmart Store'un internet sayfası üzerinde bir ürün var. Birazdan göstereceğim. İlk önce arkadaşlar 500 TL'nin bandında, yani 500 TL'nin altında bir ultra replikası arıyorum diyorsanız alabileceğiniz en iyi ve bence tek seçenek. Bunun dışında herhangi bir ürün araştırmanıza gerek yok. DT8 Ultra Plus modeli. Bunun düz plus olmayan modeli de var. Aralarında çok aşırı fark yok arkadaşlar. Hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Ancak şu an DT8 Ultra Plus gri rengi özellikle, görmüş olduğunuz gibi 434 TL gerçekten oldukça uygun bir fiyata veriliyor. Bu ürünü gözünüz kapalı alabilirsiniz 500 TL bandında. Peki normal düz bir versiyon istiyorum diyorsanız da arkadaşlar alabileceğiniz ürün DT7 Max. Zaten bu ürün Apple Watch replikaları piyasasına girdiği andan itibaren hem benim videom da binlerce izlendi, hem herkes bu ürünü satın aldı diyebiliriz ilk çıktığı band zamanına baktığımız zaman. Hani eski bir ürün, ancak fiyat bandı düşünüldüğü zaman diyorum arkadaşlar 500 TL'ye yakın olarak şu an 539 TL bir fiyatı görünüyor hepsi burada üzerinde. Bu ürünü kare tasarımda satın alabilirsiniz. Ancak ben biraz daha üste çıkmak istiyorum, 1000 TL'lere yaklaşmak istiyorum diyorsanız, ya da şöyle diyelim, 500 ile 1000 TL arasındaki ürünleri önereceğiz şimdi sizlere. 1000 TL bandına çok fazla yaklaşmak istemiyorum. 700-750 TL bandında bir ürün arıyorum diyorsanız, illa ben hani çıkamayacağım diyorsanız, size HD9 Pro isimli bu akıllı saati öneririm arkadaşlar. Şöyle görsellerine de bir bakalım. HD9 Pro. Ekranın AMOLED olduğu belirtilmiş. Ancak ekran AMOLED değil arkadaşlar. Ekran oldukça kaliteli olduğu için bu ürünü AMOLED olarak satmaya çalışıyorlar. Ancak herhangi bir AMOLED olmadığını söyleyelim. IPS bir ekran bulunuyor. Bu arada firmaların da herhangi bir suçu yok. Bunu ta Çinliler kendileri kutuya basmışlar arkadaşlar, AMOLED ekran diye bize yutturmaya çalışmışlar. O yüzden arkadaşlar da direkt AMOLED ekran olarak yazıyor. Yapacak bir şey yok. Ancak siz bu konuda bilgili olun. Yani bu konuda herhangi bir kandırma meselesine girmeyelim hiç kimseyi.
Ekranımız IPS ekran. Ancak ekran oldukça kaliteli ve eğer ben 1000 TL bandına çıkmak istemiyorum, 700 TL bandında kalmak istiyorum diyorsanız, bu arada 500 TL ile 700 bin TL arasında çok fazla seçenek yok arkadaşlar. O yüzden HD9 Pro modeli sadece kare tasarımda tek seçeneğimiz olarak şu an için gözüküyor. Peki ben 1000 TL'lere yaklaşacağım. Gerekirse paramı harcayacağım ama iyi bir model almak istiyorum. Gerçekten en iyilerinden almak istiyorum diyorsak hangi modeli seçeceğiz Apple Watch replikalarında? İlk önce kare tasarımla başlayalım arkadaşlar. HK9 Pro Plus. Biliyorsunuz HK9 Pro vardı. Plus ikinci versiyon olarak, ikinci jenerasyon olarak çıktı. Arkadaşlar bu HK9 Pro Plus şu an benim elimde de mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Hız konusunda ve ekran konusunda piyasanın en iyisi arkadaşlar. Buyurun. Ama en iyi Apple Watch replikası diyemememin bazı sebepleri var. Bu da uygulamasıyla alakalı tamamen. Uygulaması VRFit Pro arkadaşlar. Yani arayan kişilerin ismini göstermekle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bunu yapabildim diyen var, yapamadım diyen var. Bunu böyle insanlar artık kafa yormaktan neredeyse ordinaryüs olacaklar. Yani nasıl yaptıklarını ben de anlamadım. Yani yaptım ben de birkaç defa ama bazen gösteriyor, bazen göstermiyor. Zaten rehber işlemesi 8 ila 50 arasında değişiyor falan. Arayan kişinin ismini göstermiyor arkadaşlar bu saat. Genel olarak biz bunu söyleyelim çünkü herkes bunu kolaylıkla yapamıyor. İşte numarayı değiştirdim diyenler var. Yani farklı yöntemler deneyenler var. Ancak ben direkt söylüyorum. Yani arayan kişinin ismini göstermiyor. Sadece numara gösteriyor arkadaşlar. Bu benim için büyük bir hata. Yani bunu çok büyük bir hata olarak görmeyip bu ürünün en iyisi olduğunu iddia edenler de var. Bunlara da herhangi bir şey demiyorum. Çünkü insanlar diyor ki ekran en önemli şey, hız en önemli şey diyor. Yani burada size şunu söyleyebilirim. Eğer ben arayan kişinin ismini göstermemesini kafama takmıyorum. Ha bu arada ikinci bir problem olarak da VRFit Pro uygulamasına kaynaklı olarak bazı bağlantı kopma sorunları yaşanıyor arkadaşlar bu üründe. Yani stabil, çok %100 stabil çalıştığını söyleyemiyoruz. VRFit Pro uygulamasını kullanan bütün saatler gibi bu üründe de bağlantı kopma sorunları yaşanıyor. Bunu da bilin. Bu sebeplerden dolayı ben bu ürünü en iyi Apple Watch Ultra replikası sınıfına koymadım. En iyi Apple Watch replikası sınıfına koymadım. Ama en iyilerden tabii ki şu an bu listede olması da, öneri içerisinde bulunması da bunun kanıtlarından bir tanesi. Ben bu ürünün bağlantı kopma sorunlarını kafama takmayacağım. Arayan kişinin ismini göstermemesi benim için sıkıntı değil. Ben bildirimleri göreyim, bana yeter. Ekran hızlı, ekran güzel olsun, AMOLED ekranın en iyi hissiyatını hissedeyim ve ekran hızlı olsun, kasma donma olmasın diyorsanız bu ürünü rahatlıkla satın alabilirsiniz. Zaten Apple Watch'a en çok benzeyen arkadaşlar, benzeme noktasında, yani konuda biri gördüğü zaman bunun orijinal mi değil mi anlamama noktasında en iyi ürün bu. Bunun sebebi de ekranın oldukça kaliteli olması, AMOLED ekran olması ve hızının oldukça seri olması. Ama dediğim gibi kullanım açısında bazı problemler var. Bu ürünü tavsiye edebilirim bu dediğim meseleleri kafaya takmazsanız. İkinci üründe 900 TL bandında gördüğünüz gibi HK9 Ultra 2, yani abisi diyebiliriz boyut olarak daha büyük olduğu için. Ürün yazılımsal olarak birebir aynı arkadaşlar. Demin HK9 Pro Plus modeline ne söylemişsem aynısı geçerli. Gördüğünüz gibi temaları dahi aynı. Bu sadece kasa yapısıyla alakalı bir değişiklik arkadaşlar. Ben böyle bir kasa yapısı istiyorsam, kare tasarım bir kasa yapısı istiyorsam bu ürünü alacağım. Ultra tarzında bir tasarım istiyorsam bu ürünü alacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi serilik noktasında, ekranın AMOLED olması noktasında yine oldukça kaliteli bir model. Bu ürünü de satın alabilirsiniz dediğim meseleleri kafaya takmazsanız. Ama burada benim tercihim açıkçası sen neyi kullanırdın derseniz, ben arkadaşlar Hello Watch 3 Plus modelini kullanırdım. Ha Hello Watch 3 Plus modelinin eksikleri yok mu? Var. Ekran HK serisine göre daha kalitesiz. Hız olarak HK serisine göre daha az. Ama benim için arkadaşlar arayan kişinin ismini göstermesi. Yani ben çalışan bir insanım. Kolumda biri beni aradığı zaman kim aramış diye baktığım anda onun arayan ismini görmem lazım. Bazen de cevaplayıp saat üzerinden konuşabilmem lazım. Ha, Hello Watch 3 Plus telefon görüşmesi noktasında da HK serisinden bir tık daha iyi arkadaşlar. Sesi daha net duyuyorsunuz. Sesiniz karşı daha net gidiyor. Bu noktada daha iyi. Fiyat bandı da gördüğünüz gibi 900 TL bandında. iSmart Store üzerinde şu an en uygun fiyat burada ben gördüm. Daha uygun fiyatlı gören varsa oradan da alabilir. Ancak ben iSmart Store'un satış linkini koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Hello Watch 3 Plus'ı ben tercih ederdim. Ultra tasarımda bana kalırsa işlev noktasında HK serisinden daha iyi. Ha, ekran noktasında geri. Hız noktasında geri. Bunlara herhangi bir şey söyleyemem. Ancak benim birinci önceliğim
işlevlerinin düzgün çalışması. Bu noktada ben HelloWatch 3 Plus modelini tercih ederdim. Siz gene kendi isteğinize göre, yani siz neyi istiyorsunuz bunu öncelikle belirlemeniz gerekiyor. Ona göre tercih edebilirsiniz. 1000 TL'ye yakın bantta HelloWatch 3 Plus modelini önerdik. Gelelim HelloWatch 3 Plus'ın kare tasarımlı olan versiyonuna. Arkadaşlar biliyorsunuz yakın zamanda kare tasarımda bu saatin videosunu çekmiştik. Bu videoyu çektikten sonra stoklar hızlı bir şekilde tükendi arkadaşlar. Benim de gerçekten oldukça beğendiğim bir saatti. H12 Pro Plus modeli, içerisinde dahili hafıza da bulunuyor arkadaşlar. Müzik yükleyebiliyorsunuz. Bu arada HelloWatch 3 Plus modelinde de aynı şey geçerli. Hop, bu arada yanlış saati gösterdiğimi fark ettim, kusura bakmayın. HelloWatch 3 Plus modeli şu an bu. Şöyle bakalım. Evet. Dahili hafıza var. 2 saatte de kendi müziklerinizi yükleyebiliyorsunuz. Zaten bu ürünlerin detaylı inceleme videolarını mutlaka kanalımızdan izleyin arkadaşlar. İzledikten sonra karar verin. Bluetooth kulaklık bağlayabiliyorsunuz. İçine dahili hafızasından müzik yükleyebiliyorsunuz. Veya telefon üzerindeki müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Fotoğraf albümü gibi özellikleri var. Oldukça dolu dolu bir saat. HelloWatch 3 Plus modeli ve Hello serisi zaten oldukça dolu bir model. H12 Pro Plus modeline geri dönecek olursak, aynı saatin kare tasarımlı olanı, yani klasik watch versiyonu olanı. Ancak dediğim gibi bu videodan sonra hızlı bir şekilde stoklar tükendi ve sadece bir satıcıda bulabildim bu ürünü, hepsi burada da. Diğer yerleri de şöyle bir göz gezdirdim. Çok fazla stok yok piyasada. O satıcıda maalesef 2000 TL bir fiyat yazmış. Kesinlikle bu fiyat bandının hak edeni bir ürün değil. Bu ürünün fiyatı 1000 ila 1100 TL civarında olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer stoğa gelirse ve bu fiyatlarda bulabilirseniz bu ürünü de satın alabilirsiniz. Ben yine bu ürünün de satış linkini videonun açıklama arasında koyacağım ama dediğim gibi bu fiyat bandında bu ürünü kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Ancak eğer 1000 TL bandında herhangi bir Instagram satıcısında olsun ya da herhangi bir e-ticaret sitesinde olsun bulursanız bu ürünü gözünüz kapalı alabilirsiniz. Eğer kare tasarımı seviyorsanız, benim de en çok sevdiğim tarz ultra tarzından çok kare tasarımı ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Ve kare tasarımda da benim tercihim H12 Pro Plus modeli olurdu. Şu an piyasada olmadığı için ya HK9 Pro Plus modelini tercih ederdim ya da biraz beklerdim, belki daha iyi modeller gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki yakın zamanda hem ultra hem de bir tane kare tasarımlı, yani klasik tasarımlı bir ürün gelecek ve gerçekten bu anlattığım saatlerin sanki hepsinden daha iyi olacak gibi hissediyorum. Ancak kesin bir şey de konuşmak istemiyorum çünkü saat gelmedi elime. Her gelende böyle bir heyecan yaşıyoruz, acaba en iyisi mi olacak, en iyisi mi olacak diye. Ancak şu an elime gelmiş değil. Geldiği zaman videosunu hızlı bir şekilde yapacağız. Şu an için sürpriz kalsın model kodunu vermiyorum arkadaşlar. Ancak siz bu ürünlerden birisini satın almak isterseniz satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Fiyat bilgisini kontrol edebilir ve oralardan satın alabilirsiniz. Umarım bu tavsiyelerim işinize yarar. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yararsa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.